Şimdi olaylarla çalışmanın yanı sıra bir de olayların akışını değiştirmemiz gereken zamanlar oluyor. Mesela bir butona sadece bir kez tıklanabilir. Ondan sonra o olayın çalışmasını istemiyoruz. Ya da bir diviniz var. içinde bir butonunuz var ve başka elemanlarınız var. Butona bir on klik atadınız. Dive farklı bir on klik atadınız. Butona bastığınızda divin on klini çalışmasını istemiyorsunuz. Geri kalan elemanlarda çalışsın. Ya da bunun gibi aslında bir sürü olay düzenleyicileri var. Svelte bizim için de yine burada tıpkı şeydeki gibi... View'da olduğu gibi bu even modifier'ları bize kullanmamızı sağlıyor ve çok kolay bir şekilde yapıyor bunu. Mesela bir önceki derseki örneğimizi ele alalım. Diyelim ki biz buradaki butonumuza sadece bir kere basılmasını istiyoruz. O bir olay değiştiricisini nasıl kullanıyoruz? Burada olaydan sonra bir dik çizgi koyuyorum ve burada mesela once dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir şey oluyor. Tıkladım, çalıştı. Bir daha tıklayamıyorum çünkü bu click event'ını bir kere çalışıldı bir daha çalışmaması için remove etti arkadaşlar. Bakalım mesela neler var diye. Prevent default bu genelde ne zaman form işlemlerinde mantıklı bir şekilde ki biz bunu çok kez yaptık. Basit bir örnek vermek gerekirse eğer böyle bir formunuz varsa içine de bir tane input koyalım. Placeholder mesela ad soyad diyelim. Ne bileyim name mesela test name olsun. Ondan sonra metodu bunun get olsun diyelim. Ve bir tane de buton koydunuz. Tipi submit, gönder dediniz, değil mi? Bakalım. Gönder dediğiniz anda sayfamız yenileniyor. Ama ben eğer buraya on submit olduğunda burada prevent default dersem bu akışı benim için durduracak ve ben burada mesela artık konsola Atıyorum e'nin değerini basayım artık ne basmak istiyorsam tamam bana kalmış. Ama gördüğünüz gibi artık formum gönderilmiyor. Formla ilgili işlemlerimi de ben istersem burada yapabiliyorum. Bakın içinde bir tane input'um varmış bile. Yani ne yapacağım Ve tamamen bana kalmış bu noktada. Stop propagation da aynı şekilde bir sonraki elemana ulaşmasını event'ın engelliyor. Bu ne demek? Az önce bir şey demiştim size. Şöyle düşünün. Bu butonun bir divin içerisinde olsaydı ve divimin de kendi içinde bir on click olsaydı. Mesela bu dive bastığımızda ya da divin içindeki herhangi bir elemana ne diyelim? Dive bastın diyelim. Şimdi şu once'ı da bu arada kaldırayım şimdilik. Ya da kalsın ya tamam. Dur problem yok. Şimdi ne oluyor? Dosya yükleme yetki aktifleştire bastığım anda e, buradaki Click event'ım çalışıyor ama aynı zamanda dive bastın diye de gözüküyor Normal şartlarda bunun olmasını engellemek isterseniz O zaman burada stop Propagation kullanıyorsunuz e, Bu arada bu once'ı kullandın bununla birlikte bir tane daha modifier kullanmak istersen yine böyle dik çizgi koyup yine Kullanabiliyorsun tamamen sana kalmış Şimdi bakalım arkadaşlar bastım bakın burada herhangi bir konsol uyarısı çıkmadı Mesela ben burada Farklı bir Buton koysaydım tamam mı? Farklı bir buton ve dosya yüklemeyi aktifleştir. Burada çıkmazken buna bastığım zaman buradaki benim click event'ım etkinleşiyor doğal olarak. Pasif, non pasif bunlar performanslarla ilgiliydi. Once gösterdik. Self only trigger handler if event target is the element itself. Sadece elemanın kendisi ise bu event işlemini çalıştırmak için bunu kullanabilirsin diyor. Ne demek bu? Mesela yine bu buton üzerinden gidecek olursak arkadaşlar. Bu butonda şu dosya kısmını span etiketinin içerisine alalım tamam mı? Ve şu an ben dosyaya da bastım buna da bastım çalışıyor doğru mu? Bir sıkıntı yok. Bak bu arada şunu da dikkat ettiniz mi? Bak bir kere bastım. Burada once modifier var ya zaten bunun artık click imutu olmadığı için div'e bastın diye de gelmeye devam ediyor. Şimdik Neye bakıyorduk lan biz? Self'e Eğer ben buraya self diye de koyarsam arkadaşlar Şimdi buraya bastığım zaman açılıyor. Ama dosyaya bastığım zaman açılmıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada aslında span etiketime basmış oluyorum ben. Dolayısıyla bu event target'ım elemanın kendisi olmadığı için bu click event'ım benim geçersiz oluyor. Gidiyor buradaki on click'i çalıştırıyor. Trusted only trigger handler if event is trusted is true. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da şu demek. Mesela buraya bir class atayalım tamam mı? Hello button diye mesela. Ee, normal şartlarda iki şey var tarayıcı üzerinde. Kullanıcının kendi isteğiyle tıkladığı bir de programlamatik olarak bizim mesela konsolda e, otomatik olarak bu şeye tıklattığımızı düşünün. Şimdi dökümut nokta query selector diyelim ve hello button'ımı seçiyorum. Bu arada ben şunu biraz büyüteyim ya. <laughs> Hatta şöyle yapalım. Vallahi klavye çok uzaktaydı. Neyse, hello button'ı seçtim ve ben buna click işlemini uygula dediğim anda bakın uyguluyor. Halbuki ben şöyle bir durum isteyebilirim. Sadece kullanıcının kendisi buna basın dediğim zaman da benim uygulayacağım şey nedir? Trust Hemen bakıyoruz. dosya yüklemeyi aktifleştir. Ben kendim tıklayabiliyorum, sorun yok. Ama artık burada yaptığım işlemde geçersiz oluyor. Birden fazla dediğim gibi chaining yapmak isterseniz de birlikte kullanmak isterseniz de birden fazla dik çizgiyle de bunları kullanabilirsiniz.